Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 16 Kasım 2020 Pazartesi. Yeni haftanın ilk günü, gündem çok hareketli. Ana habere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenleri için gittiği adada kurduğu cümlelerle başlıyoruz. Biliyorsunuz kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti Erdoğan. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile yemek yedi. Sonrasında da Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yaptı. Çok önemli mesajları vardı. Kuşkusuz en çarpıcısı bu. Kendi göbeğimizi kesmek zorundayız. Devamı da var. ATV Haber'de 45 dakikalık maraton başladı. Merhaba Mücahit. Dur! Bastınız. Dur! Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Kapalı Maraş'ta önce Kıbrıs Türk mutfağı örneklerinin tadına baktılar, ardından uzun yıllar sonra sivillere açılan bölgede gezdiler. Tarihi anlar kameralara işte böyle yansıdı. Yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir. Ve şimdi de gerçek sahiplerine burası kavuşacağı günü beklemektedir. Ersin Tatar merakla beklenen açıklamayı Maraş bölgesinden ayrılırken yaptı. Taşınmaz mal komisyonunun kurulacağını duyurdu. Buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler. Taşınmaz mal komisyonu üzerinden mallarına, mülklerine, kendilerine bunları iade edebiliriz. Bizim yolumuz elbette barış yoludur, huzur yoludur, güvenlik yoludur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını da yaptı. Ya Allah! Bismillah! Erdoğan Kıbrıslılara müjdeyi burada verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile gönül birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi bu kadar kısa bir sürede tamamlayamazdık. 500 yataklı bir hastaneyi daha inşallah Kuzey Kıbrıs'ımıza kazandıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Ersin Tatar'la baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler masaya yatırıldı. Ne yazık ki bülten hazırlanırken gelen acı bir haber de var bu akşam. Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çalışmada piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit düştü. 29 yaşındaydı kahraman askerimiz. Evliydi ve 6 aylıkta bir bebeği vardı. Cümle kurmak gerçekten zor. Hepimizin başı sağ olsun. Ve Türkiye'nin diplomasi hanesine artı yazan bir diğer coğrafyayla devam edeceğiz. Kafkaslar. Rotayı Kıbrıs'tan Karabağ'a çeviriyoruz şimdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasında varılan ateşkesin denetlenmesi için Türkiye ile Rusya ortak bir merkez oluşturup bölgeye asker konuşlandıracak. Rusya asker göndermeye başladı. Türk askerinin ise gitmesi an meselesi tezkere mecliste. Bu ne oldu Paşinyan? Azerbaycan ordusunun bozguna uğrattığı Ermeniler Dağlık Karabağ'dan çekilmeye devam ediyor. Anlaşma gereği barış gücü olarak bölgede konuşlanan Rus askerlerinin sevkiyatı da sürüyor. Demiştim ki kovacağız. İti kovan kimi kovacağız ve kovmuşuz. İti kovan kimi kovmuşuz. Azerbaycan, Ermeni askerlerinin ve sivillerin bazı noktaları boşaltmaları için 15 gün ek süre verdi. İşgalden kurtarılan Karabağ topraklarında Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı ortak merkezde Mehmetçiğin görevlendirilmesi için meclise tezkere sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresine göre Türk askeri bir yıl süreyle Azerbaycan'da görev yapacak. Tezkerede Dağlık Karabağ'da ateşkesin tesisi, bölgede barışı sağlamak, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak gibi Türk askerinin üstleneceği görevler de sıralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı tezkerenin bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Dedi mi, demedi mi? Başkentte günün polemiği bu. Sorunun muhatabı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin Millet İttifakı çatısı altında İyi Parti ve HDP ile birlikte anayasa çalışması yaptığı iddiasını gündeme taşımıştı. Kim? Ümit Özdağ. Çok tartışıldı. Kılıçdaroğlu dün bunu kesin bir dille yalanladı. Ancak 2 yıl öncesinin kayıtları aksini söylüyor. Haliyle kafalar da karıştı. Habere İyi Parti cephesinden de bir yalanlama var. O notu da düşelim.
İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı... Böyle bir anayasa çalışması yok. İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'nın bir araya gelerek anayasa değişikliği çalışması yaptığı iddiası Ankara'da siyasi gerilimi tırmandırdı. İddiayı ilk reddeden kişi Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu kamuoyunda tartışılıyor, ben de büyük bir hayretle izliyorum. Kılıçdaroğlu her ne kadar bugün hayret ediyorum dese de 2 yıl önce katıldığı bir yayında söylediği sözler kafaları karıştırdı. Seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı'nı oluşturan partiler... Bir araya geldik zaten. Bizim 4 partiyle bir araya gelip efendim oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok. Anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Ben öteden beri ısrarla söylerim, bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz diye. 4 partinin ilkeler üzerinde, anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı. Anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bu çelişki Muharrem İnce'nin de gündemindeydi. CHP Genel Başkanı'nı eleştirdi. Hem de sert cümlelerle. Daha önceki konuşmalara baktığımızda bugün görünen şu ki yapılmış mı? Çelişkili açıklamalar yapmak, bir yaptık bir yapmadık demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Anayasa çalışmasını yalanlayan bir diğer isim Millet İttifakı ortağı İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'di. Kendi vekilini suçladı. Bir deli bir kuyuya taş attı, nasıl çıkaracağımızı bilemiyoruz. İyi Parti yok. Ayıp denen bir şey var. Şimdi HDP açıkladı ki yok böyle bir şey diye. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi açıkladı. Yok böyle bir şey diye. Ben zaten öldüm anlatırken. Hiç yok. Kimse var demiyor. Var diyen yok. Anayasa çalışması tartışmalarının sürdüğü gün gözler CHP'nin MYK toplantısına çevrildi. Açıklama parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. İyi Parti ve Demokrat Parti ve Saadet Partisi, bir de Cumhuriyet Halk Partisi bu rejimi değiştirip güçlü bir parlamenter demokrasiyi ülkeye nasıl getirebiliriz diye bir takım çalışmalar yapmışlardı. Genel başkanımızın kastettiği bu. Ve tüm bu iddiaların sahibi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ bugün partisinden ihraç edildi. Sıcak bir haber, yankıları gelecektir ki geldi de, onu da söyleyeyim. Bu kararın açıklandığı dakikalarda Adana Milletvekili, İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Parti yönetimini adeta bombalayarak. Sayın Özdağ'ın iftira boyutundaki pek çok söylemi nedeniyle kendisine disiplin kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin hazırladığı bir taslak var. Bu kadar açık ve net. Bu sözlerle patlak veren kriz partiden ihraç da bitti. Ümit Özdağ İyi Parti'den oy birliğiyle gönderildi. Eğer ihraç edilirsem mahkemeye giderek sonuna kadar hukuki ve siyasi haklarımı savunacağımı bilin. Müşterek Disiplin Kurulu sabah saatlerinde toplandı. 5 saatlik görüşmenin ardından Özdağ'ın partiden kesin olarak çıkarılması kararı açıklandı. Bir siyasi partinin genel başkanı kendi partisinin milletvekiline bunu nasıl yapar? Özdağ geçtiğimiz hafta talep edilen savunmasını yazılı olarak göndermişti. O savunmada disipline sevk edilmesine sebep olan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasının arkasında durdu. Bu Buğra Kavuncu sizden ve İyi Parti'den daha mı değerli ki beni disipline sevk ettiniz? Ümit Özdağ İyi Parti'nin CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yaptığını, elinde belgeler olduğunu yineledi o savunmada. Bu taslağın hesabını versinler. İyi Parti böyle bir taslak yazmak için kurulmadı. Savunmasının okunmasının ardından tam ihraç kararı açıklanacaktı ki meclis bahçesinde bir başka hareketlilik yaşandı. İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk kameraların karşısına geçti ve İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Ümit Özdağ o sırada Koncuk'un yanı başındaydı, destek verdi. İyi Parti'yi yönetenlerin her kalıba girmek gibi bir arızası, bir hastalığı vardır. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için siz çok dilli eğitime, yani bir PKK talebine ve özellikle evet diyeceksiniz. İhraç ve istifa kararları Genel Başkan Akşener'e soruldu. Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum.
Özdağ, partiden ihraç edilmesi durumunda hukuki yolları kullanacağını açıklamıştı. Önümüzdeki günlerde disiplin kararını yargıya taşıyacak. Mahkeme aşamasında tartışmanın da büyümesi bekleniyor. Semptomunuz varsa ve özel hastane aciline gittiyseniz dikkat. Pozitif olmanıza rağmen sizden ücret talep edebilirler. Peki süreç yasal mı? Bu yasal bir ücret değil. Hastanelerin bu ücreti almaması gerekiyor. Hakkını savunmak için ne yapmalı? Birazdan ATV'de. Son dönemde artan vakalar sonrası Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu harekete geçti. Bugün saat 17'de Bakan Fahrettin Koca Başkan'da toplandı kurul. Video konferans yöntemiyle tabii, uzaktan. Toplantı halen devam ediyor. Tüm olasılıklar konuşuluyor masada ki biz de sosyal medya üzerinde aramızda hep konuşuyoruz. Kısıtlama bekliyor muyuz, gelecek mi? Salgının ilk dönemindeki tedbirlere dönüş olur mu? Ve tabii aşıda Türkiye hangi aşamaya geçti? Hepsi masada. Son söz kurulun değil biliyorsunuz. Tavsiye ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülerek karar veriliyor. Durum bu ama bekliyoruz. Çıkacak bir tavsiye kararı ne olabilir diye gözümüz kulağımız orada. Şimdi amasını anlatayım. Her şeye rağmen, bu kurulun toplanmasına rağmen, tedbirler alınmasına rağmen, tam 9 ay geçmesine rağmen sözün, kuralların, yasakların tesir etmediği yerler var hala. Temizlik, maske, mesafe artık ezberimiz. Yine hepsi unutuldu. İstanbul'da 2 ayrı adreste parti verildi ki son dönemin tabiriyle korona partisi diyebiliriz. Hanımefendi, geceler burası da kapalı artık. Hangi çıkışı denerseniz. Koronavirüsten korkmuyorsunuz, kameradan mı korkuyorsunuz? Ondan önce bir şey belirtmek isterim ki iki kapıda da kameralar bekliyor. Köşe bucak saklandılar, yollarını şaşırdılar. Koronadan kaçmadılar, kameralardan kaçtıkları kadar. Hanımefendiler, nereye kapı? Buradan bir kaçış mı var? Evet, ülkeceli görüyorsunuz şu anda. Neden saklanıyorsun? Dün de partide bulundunuz. Sorumsuzluğun altına koca bir imza attılar. Covid-19 sebebiyle yasak olan kuralları çiğnediğimiz için bir yasak. Peki siz yasak 100 kişi, 150 kişi. Hiç korkmuyor musunuz korona olmaktan peki? Hayır. Koronavirüs salgınına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. Yine bir yasaklı parti, yine buradasınız. Galiba ceza değdiniz ama maskenizi hala takmıyorsunuz. Kapıyı açabilirsiniz. İyi geceler. Yasak olan bir partide bulundunuz. Bir şeyler söyleyecek misiniz? Bu kez İstanbul Yeniköy'de bir iş adamına ait villada sosyetik isimler bir araya geldi. Salgının büyüdüğü bu günlerde daha dikkatli olacakları yerde iç içe gelip eğlence düzenlediler. Ta ki komşuların ihbarına kadar. Evet, şu an giriş yaptılar. Evet, şu an polis ekipleri. Polis baskınıyla korona partisinde panik havası başladı. Birkaç dakika önce maskesiz mesafesiz dans edenler nereye kaçacağını şaşırdı. Hanımefendi, içeride neler oluyor? Kapıyı... Çok karışık şeyler oluyor. Bir şeyler söyleyecek misiniz beyefendi? Kaçıyorsunuz ama... Kimi eliyle, kimi montuyla yüzünü kapadı, kimi ise bunu yaparken şekilden şekle girdi. Öykü Hanım, sırt üstü yapmış. Polis partiye katılan 150 kişiye 930'ar lira para cezası kesti. Polis bastı, sosyal mesafe kurallarına uymadığınız için ceza yediniz. Bir başka adreste de sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu başka bir parti vardı. O partide de yine son ses müzik, maskesiz, mesafesiz, sorumsuz kalabalık eğleniyordu. Üstelik o vurdum duymazlık sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Leyla. Ve ne yazık ki birilerine örnek oluyorlar işte. Haberde bir cümle vardı, dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama hanımefendi, korkmuyor musunuz koronadan? Hayır, aslında bütün mesele de orada galiba. Korunalım diyoruz ama diyelim ki virüs bir şekilde bağışıklık sisteminizi aştı. Ya da öyle olduğundan şüpheleniyorsunuz. Semptomlarınız var, hastaneye gittiniz, testiniz negatifse ücreti neyse ödemeniz gerekiyor. Ancak sonuç pozitifse durum değişiyor. Normalde masraflar devlet tarafından karşılanıyor ama elbette bu durumu fırsata çevirenler var. Farklı bahanelerle sizden para alıyorlar, alabiliyorlar. Yani yasağa rağmen bildiklerini okuyorlar. Vatandaş test yaptırmak istiyor. Testi yaptırıyor, test pozitif çıkıyor ama buna rağmen muayene ücreti adı altında ücret alınıyor. Ne kadar ücret alıyorlar? 250. 250. 250 TL alıyor özel hastanede. 520 lira gibi bir ücret tabi tutuluyormuş COVID testi için.
Vaka sayısı artınca özel hastanelerde durmadı, bunu fırsata çevirdi. Devletin ödediği, vatandaştan alınmaması gereken ücret talep edilince şikayetler de yağmur gibi yağmaya başladı. Testi pozitif çıksa da çıkmasa da muayene ücreti adı altında ücret alınıyor. Özel hastaneye gittiniz, test yaptırdınız ve testiniz pozitif çıktı. İşte bu durumda özel hastanenin hastadan hiçbir ücret almaması gerekiyor. Çünkü devlet hasta yerine bu ücreti zaten özel hastaneye ödüyor ama özel hastaneler bir kez daha iddiaya göre o ücreti hastalardan alıyor. Bu yasal bir ücret değil. Hastanelerin bu ücreti almaması gerekiyor. Tabii baştan pozitif mi negatif mi olacağı belli olmadığı için ücretin alındığını ve bilahare de iade edilmediği söylendi. İade de etmediler. Hayır, etmemişler. Aslında bu durum salgının başlarında yayınlanan bir genelgeyle düzenlenmişti. Özel hastaneleri de sisteme dahil eden Sosyal Güvenlik Kurumu, hasta pozitif çıkarsa tüm masrafları devletin karşılayacağını garanti etmişti. Ama görünen o ki bazı hastaneler bildiğini okuyor. Ama bunu özel hastaneler talep ediyor. Aksi takdirde yani bakmıyor, seninle ilgilenmiyor yani. Sağlık durumu ağırlaşan bir hasta özel hastanenin acil servisine geldiğinde kırmızı alandan hastaneye giriş yapıyor. Ancak özel hastanelerle ilgili gelen şikayetler arasında hastanın kırmızı alan yerine başka bir alandan giriş yaptığı gösteriliyor. Çünkü hastane sonrasında birçok hastadan bu şekilde ücret talep ediyor. Eğer evde ağırlaşır, hastaneye giderse yoğun bakımda zaten herhangi bir ücret talep etme hakları yok. Ya da serviste tedavisi devam ediyorsa yine ücret talep edemez. En büyük şikayetlerden biri de yine bazı özel hastanelerin virüs testi için aldığı ücretler. 520 lira gibi bir ücrete tabi tutuluyor. Aslında tamam bir ücret var ama o rakamın çok üstünde ücret talep ediliyor. Muayene ücretini de teste ekleyen bazı hastaneler 500-600 liraya kadar fatura çıkarabiliyor. Mutlaka hastaneden ayrıntılı fatura talep etmesi gerekiyor. Ayrıntılı fatura ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na şikayet edebilirler. Evet, bu şikayet mekanizması önemli. Mutlaka kullanmamız gerekiyor. Uyanık olmamız gerekiyor bu duruma. Aşı savaşlarında bir son dakika gelişmesi var. Moderna %94,5 etkiye sahip yeni bir aşı geliştirdiğini duyurdu. 30 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma sonrası aşı için olabileceğin en iyisi yorumu yapılıyor. Ve şirketin öne çıkardığı özellik soğuk zincir. Biliyorsunuz bir taşıma, lojistik meselesi var bu aşıda. Aşı adayı 2 ila 8 derece sıcaklıkta 30 gün dayanabilecek. Tabii bu şirketin iddiası, onu da söyleyelim. Gerçekten mümkün mü? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama aşı çalışmaları açısından umut verici haberler. Moderna'nın rakibi olan aşı çalışmalarıyla dünyaya adını duyuran Türk profesör Uğur Şahin'den de yeni bir açıklama geldi. Çok önemli. Şahin bir yıla kadar diyor. Bakın ne için? Müjdeli haber Almanya'dan geldi. Profesör Doktor Uğur Şahin normal hayata dönüş için tarih verdi. A number of vaccine companies helping us to increase the supply and so that we could have a normal winter next year. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci koronavirüse karşı en etkili aşının geliştirilmesini sağlayan Türk bilim insanları. Şahin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu, merak edilen soruları yanıtladı. As flu we are really dealing every year with a different strain or different strains. Grip virüsüyle COVID-19 virüsü arasındaki farkı anlatan Şahin, bulunan aşının yan etkilerinin detayını verdi. Vaccine have pain in the injection site for a few days, which is mild to moderate, and a proportion of the participants who receive the vaccine has fever, also for one to two days. Yanıta en çok merak edilen sorulardan biri de koronavirüsün yayılmasını engelleyecek olan aşı hastaları da iyileştirecek mi? As a scientist and from extrapolation what we have seen so far for other viruses, I would expect it that a high efficacy in preventing disease, yeah, translates into at least some efficacy in preventing infection. So I'm very confident.
Peki aşının insanlar üzerindeki etkisi ne kadar olacak? And whether after 1 year, for example, sufficient antibody titers are still there. We are collecting this information. Şahin aşıyı bulduktan sonra bunu eşi Özlem Türeci ile çay içerek kutladıklarını söyleyince İngiliz spikerle aralarında ilginç bir diyalog yaşandı. It is an extraordinary result. We sit together and had a tea together. Of course, everyone in Britain will be delighted that you had a cup of tea to celebrate. this is not only British, this is also Turkish. Koronavirüsle savaşta mesafenin önemi hiç bu kadar ilginç şekilde belirtilmemişti. Rengarenk ayılar ve mankenli taksi birazdan ATV ana haberde. Milli Savunma Bakanlığı Yunan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlere yaptığı zulmün görüntülerini paylaştı bugün. O anın görüntüsü burada ama hareketli de izleyeceksiniz. Göçmenlere ateş açan Yunan askerleri botlarını batırmaya çalışıyor bazen. Bazense onları Türk karasularında ölüme terk ediyor. Ateş açtılar, botlarını delip batırmaya çalıştılar. Yunan sahil güvenliğinin NATO birliklerinin gözü önünde sığınmacılara yaptığı zulüm kameralara böyle yansıdı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Yunan sahil güvenliği sivillerin hayatını hiçe sayıyor ve düzensiz göçmenlerin botunu çekip Türk karasularına bırakıyor. Bir başka görüntüde ise Yunan sahil güvenliği tehlikeli manevralarla göçmenleri Türk karasularına sokmaya çalıştı. Zaman zaman silah kullanan Yunan askerleri bottaki göçmenlere de sopayla saldırdı. Yapılan zulüm bunlarla da sınırlı değil. Yunan askerleri tarafından can salına bindirilen göçmenler Türk sularında ölüme terk edildi. Onların imdadına ise Türk askeri koştu. Bütün bu zulüm NATO gemilerinin gözü önünde gerçekleşti. O anlar kaydedilse de Yunan askerlerine hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Boğaz'ın belki de en güzel camilerinden biriydi tarihi Vaniköy Camii. İstanbul'un çok bilinmeyen saklı güzelliklerinden biri. Dün ne yazık ki alevlere teslim oldu ve küle döndü. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, bazı ihtimaller var, hala araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yangına ilişki bir açıklama yaptı sosyal medyadan ve caminin aslına uygun olarak yeniden restore edileceğini duyurdu. Tarih yok oldu, tarih. Bal işte. Kül oldu, gitti. Boğaz'ın kıyısındaki sayılı camilerden biriydi ama alevler 350 yıllık o camiyi küle çevirdi. Şimdi gözleriniz yaşlı, çok duygulandınız. Kolay değil, çok üzüldük, çok. Hiç insanın aklına hayaline gelmeyecek bir şey. Boğaz'daki en güzel yalı camii buydu. 17. yüzyılın ikinci döneminde Mehmet Vani Efendi tarafından yaptırıldı. İstanbul'un kültür miraslarından biriydi tarihi Vaniköy Camisi. Onu diğer camilerden ayıran bir özelliği ise yapısının ahşap olmasıydı. Ama çıkan yangınla birlikte o ahşaplar da küle döndü ve geriye kalansa yanan Kur'an-ı Kerimler oldu. Yangının bu kadar tahribatlı olması nedenlerinden biri de ahşap yapılı olması. Çok zor. Çok ezanlar okudum burada, çok kametler yaptım. Her hafta buraya Cuma'ya geldiğim zaman işte buradan gidiyordum Çengelköy'de. İşte ne bileyim, çay kahvemi içiyordum. Benim için çok güzel bir anılar birikmişti. Gerçekten çok üzgünüm yani. İmam Mustafa Coşkun yıllardır görev yaptığı caminin küle döndüğünü görünce baygınlık geçirdi. Yangının sebebi caminin imamına göre kadınlar bölümündeki yerden ısıtma sistemi. Ancak kesin neden henüz belli değil. Caminin üst katının iddialara göre lojman olarak kullanılması ve bu lojman olarak kullanıldığı dönemde muhtemelen o bölgede yaşanan, tekrar söylüyorum, itfaiye raporlarında kesin sonuç ortaya çıkacak. Bu dönemde ortaya çıkan bir, tahmin ediyoruz ki, bir elektrik konta bu 355 yıllık güzel yapının yanmasına neden oldu. Vaniköy Camii'ndeki yangın sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 5 kişinin ifadesi alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin bir açıklama yaptı. Yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, caminin en kısa sürede aslına uygun şekilde restore edileceğini belirtti. Umarız neden çıktığı yangında kısa sürede bulunur. Ankara polisiyle devam edeceğiz. Bir uyuşturucu satıcısının peşindeydi çünkü Ankara polisi. Bir parkta satış yapmaya çalışırken buldu onu. Yakalanacağını anladı. Elindeki iki eroin paketini birden yuttu. Yani suçun delili artık midedeydi. Ama polis onu bulduğu gibi delili ortaya çıkarmasını da bildi. Bakın nasıl. Kaptanım! Bayağı fazla. Fazla yaptı. 4,5-5 gram. Suçüstü yakalandı, elindeki eroin paketlerini ağzına atıp yuttu. Midesinden endoskopi ile uyuşturucu paketleri çıkarıldı. Yavaş yavaş nefes aldı. Ankara polisi bir süredir uyuşturucu kullanmak ve 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan 24 yaşındaki suç makinesi gencin peşindeydi. Onu ararken deyim tam da yerinde, bir taşla iki kuş vurdu. Şüpheliyi yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı narkotik timleri. Zanlının parkta uyuşturucu almak için iki kişiyle buluştuğunu tespit eden polis suçüstü yaptı. Tam da o sırada ilginç bir olay yaşandı. Uyuşturucu satıcısı polisi görünce elinde tuttuğu paketleri yuttu. Poşet var burada Enat. Evet. Hocam 3 diyordu galiba o ya. 3 de olabilir bakalım. Polis uyuşturucu tacirini hemen hastaneye götürdü. Yuttuğu paketler midesinden endoskopi ile işte böyle çıkarıldı. Mideden çıkan iki paket uyuşturucu soruşturma dosyasına eklendi. Gözaltına alınan zanlıların emniyette sorguları sürüyor. İstanbul'da bir imalathanede çıraklık yapan 15 yaşında bir çocuğun aynı iş yerindeki ustabaşı tarafından dövüldüğü görüntülerle ilgili gelişme var. Ama saldırganın lehine olan bir gelişme ne yazık ki. Şaka gibi. Çocuğu tekme tokat döven ustabaşı kendini savunurken şaka yaptım demişti. Aynı benim gibi. Öyle görünüyor ki bu savunma işe yaramış. Çünkü o dayakçı ustabaşı serbest. O çocuğu o şekilde döve bir oluyor. Sonra şaka yaptım diyor. Böyle şaka mı olur? Tekme, tokat, hatta bir de hakaret yedi, hastanelik oldu. Üstelik hepsinin şaka olduğu savunmasıyla karşılaştı. Bu görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı saldırgan. Herkes tutuklanmasını bekliyordu. Ancak öyle bir karar çıktı ki. Yani bu çocuğun o kişinin tutuklanması için ölmesi mi lazım? En ağır cezayla çarptırılacağını zannediyorduk ama serbest kalmış. 15 yaşındaki Enes Yağcı ailesine destek olmak için bir doğap imalathanesinde işe girdi. Bir süre sonra ustabaşı tarafından şiddet görmeye başladı. Bu şiddet her geçen gün arttı. Görüntünün ortaya çıkmasıyla aile şüphelerden şikayetçi oldu. Serbest kaldığını duyduk, şok olduk. Cezalandırılmasını istiyorum, hak yerini bulsun. Usta dediği kişiden sistematik bir şekilde şiddet gören 15 yaşındaki Enes şimdi hayatında yeni bir sayfa açtı. Amcasının yanında çalışmaya başlayan Enes hem kendisine şiddet uygulayanın hem de görüntüleri kaydedenin ceza almasını istiyor. Ceza almasını istiyoruz. İkisinde. Tepkiler çığ gibi büyüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Enes'e dayak atanın hem de o anları kaydedenin serbest kalmasına itiraz etti. İki şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İzlediğiniz gücü çocuğa yeten zorbalar var etrafımızda. Öfke duymamak elde değil gerçekten. Şimdi izleyeceğiniz görüntü de öyle. Küçücük bir çocuk sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Çok küçüktü. Karşı koyacak gücü yoktu. Ama etrafta bu işkenceye dur diyebilecek birçok insan vardı. Ve ne acı ki onlar da sadece izlemekle yetindi. Bunun adı tek kelimeyle vicdansızlık. Bu çocuk ne yaptı ki böyle? Burası Şanlıurfa Eyyubiye. İki çocuk mahalledeki iş yerlerine girip yoldan geçen araçları durdurup dileniyordu. Aslında kimseye zararları yoktu. Belli ki karınlarını doyurmak için para topluyorlardı. Ancak bir iş yeri sahibi öyle bir tepki verdi ki herkesin kanı dondu. Kovaladığı çocuğu kazağından yakalayıp vurmaya başladı.
Karşısındakinin çocuk olduğunu unutup defalarca tokatladı, sonra da tutup yere fırlattı. Hem de kafasının üzerine. Bu çocuk ne yaptı ki böyle? Talihsiz çocuk belki yaralanmadı ama canı çok yanmıştı. Ağlamaya başladı. Yazık ki hiç kimse ona yardım elini uzatmadı. Vicdansızlığın görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca saldırgan esnaf gözaltına alındı. Pişman mısınız? Seyir halinde canlı yayın yapmak bir moda haline geldi. Dikkati de alıp kaza yapan birçok sürücü gördük şimdiye kadar. Canlı yayın sevdası bitmedikçe de daha da çok göreceğiz. Öyle görünüyor. Son örnek Malatya'dan. Kameraya baktığı sırada yolu unuttu, şarampole devrilen araç ters döndü. Bir şey olmadı. Malatya'da yaşayan iki arkadaş köyden şehre gidiyordu. Biri sosyal medyadan canlı yayına başladı. Yolcu koltuğundaki köy yolları hakkında bilgi verdiği sırada sürücü de lafa dahil oldu. Yola değil telefona bakınca aracın kontrolünü kaybetti. Bir şey olmadı. Arabanın kaskosu var mıydı? Herhalde vardı. Neyse ki ikili kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Şarampole devrilen araçsa çekiciyle kurtarıldı. Sen kapı açtın mı? Malcan'ın yongası tabii. Duydunuz değil mi soruyor? Aracın kaskosu var mıydı? Şarkıcı Bulut Duman'la devam edeceğiz. İstanbul'da Kadıköy'de arkadaşıyla birlikte bir rezidanstan çıktı. Aracına doğru ilerliyordu. Üç kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşun yağmuru sırasında bir güvenlik kamerası kayıttaydı. Yolun karşısına geçerken bir anda kurşunların hedefi oldu. Şarkıcı Bulut Duman tam 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde şarkıcı Bulut Duman arkadaşıyla birlikte aracına doğru yürüyordu. Az sonra olacaklardan habersizdi. Tam otomobiline bineceği sırada 3 kişi çıktı ortaya ve şarkıcı Duman'a saldırdı. Silah seslerini duyduk. Yani ne olduğunu anlayamadan kendimizi yere attık yani. Köşe bucak kurşunlardan kaçmaya çalışsa da başaramadı. Üç saldırgan Duman'ı kurşun yağmuruna tuttu. Küçük bir boğuşma oldu, adam kendini vurdurmamaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. Daha önce dolandırıcılıkla da suçlanan şarkıcı Bulut Duman şimdi tedavi altında, durumu iyi. Geniş arazide keyifleri yerinde ama bir sorun var. Kış gelmesine rağmen uyumuyorlar. Ayıların uykusuz kışı birazdan ATV ana haberde. Durum bu kadar ciddiyken, söz konusu insan hayatıyken vurdum duymazlık gerçekten akıl alır gibi değil. Neden bahsediyorum? Elbette koronadan bahsediyorum. Şimdi zaman zaman elbette kötü örnekler verdik ama iyi örnekler de var. Mesela müşterileri arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için sıra dışı yol bulan işletmeciler gibi. İzleyelim. Masa aralarına bu masayı atıyoruz, ayılarımızı oturtuyoruz. Buraya müşteriyi oturtmuyoruz. Bunların ilk önce sosyal mesafe için konduğunu biz anlamadık. Mantıklı ve gayet kaliteli bir fikir olduğuna karar verdik. Herkes şaşırıyor, duruyor. Yani binlerce fotoğraf çekildi. Pandemi dönemi başladı başlayalı her kafe, her işletme sosyal mesafe kuralını arttırabilmek için öyle önlemler aldı ki, ama hiçbiri bu kafede alınan önlem gibi önlem almadı. Cam bariyer, çiçek, saksı, herkes bir şey koydu ama biz ne yaptık? Araya böyle insan boyunda ayılar yaptırdık. Ve çok tatlılar maşallah. Hatta şurada bir tanesinin önüne çay da koymuşlar. Dikkatimi çekti bayağı bir. Bu ayıcıklarla yalnızlığını gideren müşteriler bile var. Evet, yalnızlığımı paylaşmak için geldim biraz. Aslı ve Berro iki arkadaş da sırf bu kafeye ayıcıkları gördükleri için girdiklerini söylüyorlar. Nasıl buldunuz gerçekten? Ayıcıkları gördüğümüzde
hoş bir kafe diye. Evet. Mesela rica ediyorlar bir masayı boş bırakır mısınız falan diye ama burada direkt zaten mecburen boş bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Kafeye gelip yemek yiyenler, kahve içenler işte bu peluş ayıcıklara oldukça büyük ilgi gösteriyor. Hatta öyle ki bu ayıcıkları satın almak istiyor. Satmıyoruz dedik ama baskılara dayanamadık. Biz muhtemelen 10-15 tane sattık. Biri sevgilime alacağım diyor, biri çocuğuma alacağım, biri doğum günü hediyesi. Ya evet, biz arkadaşlarımızla gelmiştik. Ben dedim kesinlikle bundan bir tane olmalı bende de. Güzel bir fikir. Bir fikir daha. Bu hanımefendi de sosyal mesafe için kullanılıyor. Antalya'da bir taksici. Benzer bir yöntem. Müşterileriyle arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için kullanıyor onu. Ön koltuğa oturtmamak için. Benim tamamen amacım kendimi korumak ve müşterilerimi korumak. Onlarda varsa bana, bende varsa onlara bulaşmasın diye uğraşıyorum. Aracıma binen yaklaşık 100 kişiden 99'u bu konuda beni takdir ediyor. En iyisini sen yapıyorsun, en doğrusunu sen yapıyorsun diyor. Lütfen maskenizi takınız ve seyahat boyunca çıkarmayınız. Tek kolum var deyip kenara çekilmedi. Ekmek teknesini kendisi yaptı. Mor kamyonun hikayesi birazdan ATV ana haberde. İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jonathan Ashworth katıldığı canlı yayınlar sırasında yaşadığı talihsizliklerle tanınıyor. İngiliz vekil geçen günde bir canlı yayına katıldı ve yine başına gelmeyen kalmadı. And it led to mass demonstrations actually. Oh, excuse me. Oh no. Bir anda çıkan rüzgar yayını birbirine kattı. İngiliz vekil neye uğradığını şaşırdı. If you need to take a moment, we can come back to you. İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jonathan Ashworth katıldığı bir canlı yayında kötü hava koşullarının azizliğine uğradı. Ashworth aşı konusunda açıklamalarda bulunurken rüzgar çıktı, önce şemsiyesi ters döndü. And it led to mass demonstrations actually. Oh, excuse me. Oh no. Ama o daha şemsiyeyi düzeltemeden bu kez de üstüne yayın sırasında kullanılan ışık düştü. If you need to take a moment, we can come back to you. İngiliz vekil ışığı son anda tutmayı başardı, kahkahalarına ise engel olamadı. Umbrella is gone. We'll come back to you. This is going to be one of those ones, this will be one of those clips that will go viral, no doubt. Ashworth daha önce de benzer bir olay yaşamış, evinden bağlandığı bir canlı yayına çocukları da dahil olunca durumu toparlamakta zorlanmıştı. I'm on the TV. I'm on the TV, girl. I'm on the TV. I'm on the TV. This is going to be. I'm going to go viral. Just let daddy do this. Bursa Karacabey'deki ayı barınağında hummalı bir hazırlık var şu sıralar. Kış uykusu hazırlığı ama hazırlanan sadece çalışanlar. Çünkü ayılar bu kış uykuya dalamayacak gibi görünüyor. Aslında vakti geldi ama hiçbirini uyku tutmuyor. Bakın neden. Hem doğayla iç içeler hem de yedikleri önlerinde yemedikleri artlarında barınakta yaşayan ayılar işte bu yüzden kış uykusunu unuttu. Burası Bursa Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağı. Tam 71 ayıya ev sahipliği yapıyor. Burada doğadan kopmadıkları gibi çok da iyi bakılıyorlar. Yiyecek bulma kaygıları yok. Aksine çok düzenli besleniyorlar. Hal böyle olunca kış uykusuna yatmak akıllarına gelmiyor. Ancak ayıların doğaları gereği uyuması gerekiyor. Burada da iş görevlilere düşüyor. Özel beslenme programıyla metabolizmalarını hazırlayarak bir anlamda ayılara uyumaları gerektiğini hatırlatıyorlar. Hayvanlara kalorisi ve protein miktarı yüksek olan yemlerden yoğun bir şekilde vermeye başladık. Yavaşlayan bu metabolizmal faaliyetlerini uygun besinler vererek kış uykusu dönemini tamamlayacağız. Çeşit çeşit meyve sebzenin yanı sıra özel mama da verilen ayılarınsa uyumaya hiç niyeti yok gibi görünüyor.
Adana'da yaşayan Mahmut Demir'le devam edeceğiz. 9 yıl önce bir kaza geçirdi. Bir kolunu artık hiç kullanamıyor ama bu onu durdurmadı. Azmetti, hurdacılardan aldığı malzemelerle kendi ekmek teknesini yaptı. İşte yayla güzelinin hikayesi. Motor olarak traktör motoru kullandım. Otomobil şanzımanı. Tekerlerde otomobil tekeri. Her detayı el emeği göz nuru. Gece gündüz çalıştı, tek eliyle kamyon yaptı. Demir aldım, porfür aldım, şahsı aldım, sac aldım, parçasını aldım. Kendi imkanı yapmaya başladım. Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşayan Mahmut Demir maden fabrikasında çalışıyordu. 9 yıl önce geçirdiği kaza sonrası sağ kolunu tamamen kullanamaz hale geldi. Ama bu onu durdurmadı. Hurda malzemelerden kamyon topladı. Kaç günde yaptınız bunu? 12 günde çıktı. Normal toplamı 1 ay sürdü. Sinyali minibüs mü, otomobil mi? Motosiklet sinyali. Yayla güzelinin motoru traktöre ait. Görmüş olduğunuz sinyal ise motosiklet. Far ise bir minibüse ait. Lastikler de bir başka minibüse ait. Ama buradaki bir ayrıntıyı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz kapı kolu evlerde kullanılan kapı kollarıyla aynı. LPG deposunda dizel depo yaptım. 150 kilometreye 30-35 lira yakıyor. İlkokul mezunu olan Demir, geçimini Yayla Güzeli ismini verdiği kamyondan sağlıyor. Köyün tüm nakliye işi ondan soruluyor. Tek koluyla kamyon yapan Mahmut Demir, yapmış olduğu o kamyonu da yine tek eliyle çalıştırıyor, tek eliyle vitesi atıyor ve yine tek eliyle direksiyonu çevirerek yoluna devam ediyor. Tek eliyle vites attım, aman abi dur diyor. Ben ineyim, sen tekerlen gitme be. 3 ton yük kapasiteli toplama kamyonunun emsallerinden hiçbir farkı yok. Mahmut Demir imkan olsa daha da iyilerini yapacağı iddiasında. Uçakla yaparım, helikopter de yaparım ama indiremem. Evet, gördüğünüz gibi metrelerce yükseklikten düşüyorlar. Gerçekten insanın içi gidiyor. Hepsi lüks otomobiller ve hepsi bizim güvenliğimiz için. Yüz binlerce liralık araçlar metrelerce yüksekten yere bırakıldı. Kazaların simülasyonu yapıldı. Bir otomobil şirketi en kötü çarpışmalarda ortaya çıkabilecek sonuçları deneyimlemek için ilginç bir test yaptı. Vinç yardımıyla kaldırılan araçlar 30 metre yüksekten boşluğa bırakıldı. Araçlardan bazıları önden, bazıları yandan, bazıları da arka kısmından yere çakıldı. Ortaya çıkan hasar ekipler tarafından tespit edildi. Araçta mahsur kalanları kurtarmak için yapılacak müdahaleler tatbik edildi. Bu sıra dışı tatbikat aslında çok önemli. Çünkü kazaları önlemek mümkün olmasa da hayatları kurtarmak mümkün. Ünlü girişimci Elon Musk'ı artık herkes biliyor. Şirketi SpaceX, NASA ile bir anlaşma yapmıştı. Astronot taksiciliği üzerine. Bugün Florida'daki Kennedy uzay üstünden Crew Dragon kapsülüyle 4 astronot uluslararası uzay üstüne doğru yola çıktı. Astronotları taşıyan kapsül uzayda yol alırken onları taşıyan Falcon 9 da dünyaya döndü. Bu da bir ilk. 3, 2, 1. Elon Musk ve NASA işbirliği yaptı. SpaceX ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirdi. SpaceX şirketinin sahibi dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, astronot taksi hizmetini geliştirmek ve test etmek için NASA ile sözleşme imzalamıştı. İlk insanlı uçuşunu da Mayıs ayında gerçekleştirmişti. SpaceX'i bu kez daha zorlu bir görev bekliyordu. Çünkü 3 Amerikalı ve 1 Japon astronot Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na nakledilecekti. Tüm Amerika bu uçuşa kilitlendi. SpaceX Falcon 9 roketi Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla kalktı ve zorlu uçuş başladı.
Roket fırlatmadan 9 dakika sonra yörüngeden çıktı. NASA ve SpaceX uzay yolculuğunu kabin içindeki kameradan canlı olarak paylaştı. Görüntülerde astronotların bileğindeki yansıtıcı bileklik dikkatlerden kaçmadı. Bu parçanın bir ayna olduğu ve astronotların bu ayna sayesinde kıyafetlerinde yazan uyarıları okuyabildiği ortaya çıktı. Astronotlar yolculuk sırasında yemek yiyebilecek ve 8 saat uyuyabilecek. Mürettebatın 27 saatlik uçuşun ardından Dünya'ya 410 kilometre uzaklıktaki istasyona ulaşması planlanıyor. 4 astronot istasyonda 6 ay boyunca görev yapacak. Türk basının önemli kalemlerinden biriydi Ahmet Kekeç. Maalesef cumartesi günü kaybetmiştik. Bugün Eyüp Sultan'dan son yolculuğuna dualarla bulunulardı. Avrupa Birliği'nin bu konudaki baskıları çok ciddiye alınıyor. Yazılarıyla hep yüreklere seslenmişti ama o kalem artık hakka yürüdü. Usta gazeteci Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber. 59 yıllık ömrü mücadelelerle geçti akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in. Hep savaştı. Öyle ki iki kez kanserin pençesine düştü ama direndi. Ne yaptı etti, kanseri yenmeyi başardı. Fakat kötü hastalık onun peşini bırakmadı. Ahmet Kekeç beyefendi ağabeyimizi... Usta kalem bu kez akciğer rahatsızlığıyla hastaneye kaldırıldı. Ancak bu defa da koronavirüsün pençesine düştüğünü öğrendi. Hemen yoğun bakıma alındı, tedaviler başladı ama ciğerleri artık yorulmuştu. Cumartesi günü okurlarını üzen ölüm haberi geldi. Ve dualarımızı da yüce katında kabul eylesin. Ahmet Kekeç Eyüp Sultan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Eyüp Sultan mezarlığında dualarla toprağa verildi. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.